Sağ şu geçişlemeyi şehirlere gittiler. Esat'ta zam yaptı. Zama da halk dayanamayınca savaşçı, iş savaşçı. Yani orada bir Esat'ta yanlış yaptı yani. Bu çok... Hocam şimdi şundan dolayı ağaçlar yavaş büyür Anadolu bölgesinde. Ağaçların büyüyebilmesi için ısının 18 ile 25 derece arasında daha sıcaklık olması lazım. Derecenin 16 derecenin altına inmediğinden dolayı orada ağaç büyüme periyodu aralığı daha fazla. Ay 7 ay ama Kayseri'de 3 ay 3 ay. 3 ay yani. Ben de başkan yoldan mı geliyor mu? Hayırlı başladık güne. Başkanım, adaşınız Mustafa abi. Mustafa Göçer abi. Onun için özel kenarından gelirdi hep. Abi kulağım ağrıyor başladı. Gidiyor, oturma. Durmadan, ben kavunlu ağaç dikmeyi öğrendim ya, çelik biterdim ki. Bu çelikler büyüsün ve bunlar büyüyünce kurtlar beni bulurlarsa bunlara dökün. Küresel iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirebilmek için tabii büyüdük, bilinçlendik. Onun için ağaç dikmeye başladım. Anadolu'muz çöl olmasın, güzel bir örnek teşkil edelim diye. Yani sadece hükümetin dikmesiyle olmuyor. Tamam, hükümetimiz mesela 4 milyar fidan dikti. Bu çok güzel bir şey. Ama insanların da bir şey yapması gerekiyor. Fidan diken insan, fidanı koruyan insandır aynı zamanda. Hem hükümetin, hem orman işletmesi, hem belediyenin diktiği ağaçları korumayı bilir eğer fidan dikerse. Ve 80 milyon nüfusumuz var. Herkes ailesi adına bir tane fidan dikse, bir yılda 80 milyon fidan eder. Ve hepimiz dikmeliyiz. Çünkü küresel ısınma dünyayı çok hızlı bir şekilde vurmaya başladı. Toplu göçler olmaya başladı. Küresel ısınma yüzünden savaşlar çıkmaya başladı. Yani mesela ben Suriye Savaşı küresel... geldi. Gel Orhan abi. Benim malzeme kalkamadım. Yerde şurada. Dinle dinle. Şimdi arkadaşlar, Orhan Bey. Tamam, gene. Hocam şöyle daha nizami bir çukura gelelim. Bak, yalnız. Öyle mi? Peki abi. Ha, şuraya gelelim hocam. Şuraya. Eşin önce çukuru kazarken alıyor musunuz? Evet tabii, buyurun. Başlıyorum. Çukuru kazarken üst toprağı sol tarafa, alt toprağı sağ tarafa koyuyoruz. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü üst toprak verimli toprak. Ot çürükleri var, böcek olan ölüleri var. Azot yönünden çok değerli bir toprak. Üst toprağı sol tarafa koyduk, alt toprağı sağ tarafa koyduk. Alt toprağı sağ tarafa koyduktan sonra şeyimizi, fidanımızı koyuyoruz, yükseltiyi hesap ediyoruz. Ha, şu kadar, 30 santim kadar alt topraktan tekrar ilave ediyorum. Üst topraktan, pardon. Neden üst topraktan alta ilave ediyoruz? Çünkü üst toprak vitaminli ya. Ağacın kökleri de vitamini bilir, aşağıya doğru gider. Biz köklerin aşağıya doğru mu gitmesini istiyoruz? Çünkü ülkemizde yarı kurak Akdeniz iklimi var. Kökler ne kadar aşağıya inerse ağacın kuruma riski de o kadar azalır. Sonra sıkıştırıyoruz ki donatması olmasın diye. Eğer kök toprağıyla taban toprağı birbirine iyice girmezse, havalar soğuduğunda toprak sıkar ağacı. Ağaç yavaş yavaş yukarı doğru çıkar. Bir müddet sonra gelip bakarız ki ağacımız sökülmüş. Ya bu ağacı kim söktü deriz. Halbuki donatması deriz ormancılık diliminde. Kendi kendine. Evet hocam.
yaparsa yani. Ne zaman sulanacak hocam? Hocam yaz mevsiminde dikilen ağaçlar haftada bir sulanması gerekiyor. Eğer haftada bir sulayamayacaksak oraya ağaç dikmeyeceğiz. Çünkü ağaçlar ölürler yani. Hem milli servet bunlar, yazık günah. Bugün mesela Kayseri Orman İşletmesi bir yılda 1,5 milyon ağaç üretiyor. Yani ama bunlara eğer insanları alıp götürüp de yazık yani, yanlış dikerlerse ve sulamazlarsa kurur yani. Bu İnşallah hocam. Bugüne kadar da yani 1 milyon civarına geçti diktiğim ağaç sayısı, tohum sayısı. İnşallah daha da çok olacak yani. Bu ülke bizim, ülkemizin küresel ısınmaya karşı direncini artırmak için yapıyoruz bunları. Şöyle yavaş yavaş. Bakın yani Suriye ne oldu mesela?